Dijitalleşen dünyada çalışanlardan beklenen yetkinliklerin başında belirsiz ortamlarda kritik sorunlara çözüm getirmek geliyor. Ve bu konuda da kullanılabilecek en iyi yöntemlerden bir tanesi design thinking. Bu konu tam olarak ne ifade ediyor? Açıklayabilir misin? Şimdi başlangıçta şöyle ele almak gerekiyor. İş dünyası değişiyor. Yani bütün aslında yapmaya çalıştığım şey bu değişime ayak uydurmak. Bu değişimin özünde de zaten dijital dönüşüm geliyor. Şimdi design thinking de aslında bütün bu yaşadığımız problemlere çözüm önerisi olarak geliren bir metot. Ve işin içerisinde özünde tasarım alıyor. Yani tasarım dediğimiz şey aslında çözüm üretmektir. Fakat her çözüm beraberinde yeni problemler doğurur. Design thinking işte bu problemler ve tasarım çözümleri arasındaki döngüyü bir şekilde insan odaklı ve çözüm odaklı yeniden düzenlemeyi, yeniden planlamayı ortaya alır. Peki hocam bugün neden çok önem kazandı bu kavram? Bu dijital dönüşüm dediğimiz şey aslında hayatımızın her noktasına çok ciddi bir şekilde entegre oldu. Bu dönüşümün içerisinde insanın kendi hayatında, sadece kariyer hayatından bahsetmiyorum, sosyal hayat hayatında da dijital dönüşümün etkilerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Burada insanlar artık kendilerine özgün bir şeyler ortaya çıkartmak istiyorlar. Yani iş çözümlerinde ya da sosyal hayatındaki çözümlerinde kendilerine özel bir şeyler üretmek istiyorlar. Ve bu da aslında kendilerini tasarlama sürecine dönüşüyor. Yani insanlar kendilerini ifade etmek için tasarımın ne kadar kuvvetli olduğunu gördüler ve tasarımı kullanmaya başladılar. Bu nedenle bizim vermiş olduğumuz eğitimlerde aslında bu insanların duymakta olduğu ihtiyaca cevap veren, yani tasarımı kendi hayatınıza nasıl entegre edebilir, kendi hayatınızda yaşamış olduğunuz problemleri nasıl pratik ve sürdürülebilir çözümler üretebilirsiniz? Bunun cevabını vermeye çalışan atölyelerimiz var bizim. Peki özellikle kimlerin kendisini geliştirmesi lazım bu teknikle alakalı? Böyle bir tanım yapabilmek mümkün mü? Tabii böyle bir tanıma baktığımız zaman aslında bir yaş grubundan ya da bir meslek grubundan bahsetmek çok yanlış olur. Daha doğrusu çok dar olur. Neden? Çünkü en başından beri söylüyoruz. İnsanız. Yani insan bir şekilde hayata tutunmakla, hayattan beklentilerini karşılamak ve bu beklentilerin sonucunda da bunları paylaşmakla bir şekilde hayatı yaşadığını hissediyor. Bunu ne kadar hayatınıza geçirebilirseniz herhangi bir yaştan, herhangi bir meslekten bağımsız olarak bu metotlar sizin işinize mutlaka yarayacaktır. Ama tabii şimdi biz bunu profesyonel hayatta dönüşmesini tabii ki sosyal hayattan ya da yani kişinin kendi gündelik hayatından biraz daha farklı görüyoruz. Çünkü profesyonel hayat beraberinde çok ciddi sorumluluklar, çok ciddi ekip çalışması, uyum ve bunun benzeri farklı faktörleri de bir araya getiriyor. Design thinking aslında bu farklı modüllerin bir arada çalışması için de bize en uygun koşulları sağlayan bir metot. Özellikle şunu belirtmekte fayda var. Yani bizim yapmakta olduğumuz eğitimler aslında sadece böyle 1-2 saatlik ya da birkaç günlük eğitimler değil. Bu eğitimler aslında hayatınızın bundan sonraki kısmına hitap edecek. Bundan sonra sürekli bu atölyeden öğrendiklerinizi tekrar edebileceğiniz, bu atölyeden kazanımlarınızı paylaşabileceğiniz ve bunları da hayata geçirebileceğiniz şeyler olmasını istiyoruz. Bunu bekliyoruz. Bu nedenle bu atölyelerin özellikle yani sadece bir sonuç odaklı değil, bir süreç odaklı olduğunu da belirtmek lazım ve bu süreç hayat boyu devam edecek. Yani ümit ediyoruz ki atölyelerimize katılanlar, bizlerle beraber çalışanlar ürettikleriyle, kazandıklarıyla, paylaştıklarıyla çok daha mutlu, çok daha keyifli olurlar ve tasarımı hayatlarının merkezine aldıkları için de bizlerle beraber paylaşıma devam ederler. Kurumlar da aslında bu konuyla ilgili daha fazla detaylı bilgi almak için info@gelecekleader.com adresine e-posta gönderirlerse gerekli olan tüm detayları iletebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın.